Herkese merhabalar. Yeni bir TMT yani Teknoloji, Mobil ve Trendler programı ile karşınızdayız. Bugün de Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Her hafta çok fazla yenilik oluyor. Onları takip etmek de artık önemli hale geldi. Ee, özellikle bir sene önceki ya da birkaç sene önceki zamana baktığımızda şimdilerde e, haftalık olarak çok fazla yeni gelişme ve trend var. E, onlardan da geri kalmamak lazım. Bugün ilk önce... E, Google'la başlayacağız. Google, Vlogger isimli bir yapay zeka tanıttı. E, ve bu yapay zeka fotoğraftan bir anda e, bir videoya dönüşebiliyor. Fotoğrafınız konuşabilir hale geliyor. Bunun aslında örneklerini görmüştük ama e, bu çok daha gelişkin bir versiyonu. Ve e, ayrıca bunun da e, videolarını e, tanıttılar. E, özellikle Twitter üzerinden, X üzerinden de bazı videolarda tanıttılar. E, ne kadar iyi olduğunu gördüm. Peki neler olacak? Ne için yapıyorlar bunu? Bu vlogger isimli e, yapay zeka yani e, fotoğrafları e, videoya dönüştüren yapay zeka gerçekçi avatarlar oluşturmak için kullanılacak. İşte chatbotlar, asistanlar e, için ya da herhangi bir sunum yapmak için e, bilgisayar oyunları için kullanılacak. Ama bir anlamda tabii ki bu deepfake'in yani sahte Böyle yüzler ve sahte görüntüler üretmenin de önünü açmış olacak bir insan hiç demediği bir şeyi bu e, aslında yapay zeka ile beraber e, diyebilmeye başlayacak. O yüzden de e, bir yandan şu, e, şu anda da bir tehlikede oluşturuyor. Bu vlogger isimli yapay zeka veri seti e, etnik köken, yaş grubu ve farklı pozlar üzerinde kullanılıyor. E, eğitilmiş ve 2000 saatten fazla da yüksek çözünürlüklü video materyali üzerinde eğitilmiş. Ama bir yandan da şu anda sadece araştırma modeli olarak mevcut, e, kullanıma açık değil. Zaten işte bazı etik konular da var. E, onlardan sonra da muhtemelen e, daha e, güvenli hale geldikten sonra açılacaktır. Gelelim bu haftaki diğer önemli konuya. E, Google DeepMind hatırlarsınız. Şu anda işte adı üstünde DeepMind şirketi Google satın almıştı. O bünyeye transfer olmuştu. E, kurucu ortaklarından üçünden bir tanesi ise ayrılıp kendi şirketini kurmuştu. Kimdi o? Mustafa Süleyman. Mustafa Süleyman'ın Inflection AI isimli bir yapay zeka şirketi var. Tıpkı ChatGPT gibi bir e, büyük dil modeli ve yapay zeka üzerine çalışıyorlar. Ve kendi yapay zekasının da hatta çok daha nazik ve kibar olduğunu hatta söylüyordu diğer tüm e, yapay zekalara göre. Şimdi Microsoft e, Mustafa Süleyman'ı kendine transfer etmeye karar verdi. Hatta öyle ki Microsoft bir Microsoft AI isimli bir bölüm aç açıyor ve onun başına da Mustafa Süleyman'ı ve Inflection AI takımından bir bir takım e, ekip arkadaşlarını da e, bu yapay zeka bölümüne katacaklar. Peki e, neyin başında olacak Mustafa Süleyman Microsoft'ta? Copilot, Bing ve Edge gibi yapay zeka odaklı e, ürünlerden sorumlu olacak. E, şimdi CEO e, Satya Nadella'ya Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'ya bağlı olacak bu arada Mustafa Süleyman. E, ve bununla beraber Inflection AI'da e, artık hani bir yandan Mustafa Süleyman'ın dan ayrı olarak kendisi çalışmaları devam edecek ama Mustafa Süleyman'la anladığımız kadarıyla şu anlık bir ilişkisi kalmayacak gibi görünüyor bu önemli bir haber Çünkü daha önce hani kendi şirketi Google tarafından satın alınmıştı ama kendisi başka bir şirket kurmuştu. Şimdi o şirketi bırakıp Microsoft'a geçiyor. Ee, ve burada da Microsoft'un sadece e, OpenAI ile sınırlı kalmadığını görüyoruz yapay zeka konusunda. Bir yandan e, farklı kişileri ve farklı bölümleri de açıp e, kendine e, katıyor. Ve bu, bu konuda da belli ki öncü olmaya devam etmek istiyor. E, bir, bir yandan baktığımızda e, Microsoft geçtiğimiz yıl, Bing Chat şimdi Copilot oldu. Ee, üretken yapay zekayı hani yükseltmişti çünkü Bing'i hani çok fazla araba motoru olarak kimse kullanmıyordu. Bing Chat'le beraber dev bir adım atmıştı. Daha sonra yapay zeka asistanını Windows 11 Edge tarayıcısına, ofis ürünlerine getirdi ve ondan sonra da kurumsal farklı ürünlerini de getirmeye başladı. Şimdi de Build 2024 öncesinde 20 Mayıs'ta özel bir Yapay zeka etkinliği düzenleyecek. Belki de Mustafa Süleyman'ı ilk defa orada görebiliriz. Bakalım bizi neler bekliyor bu Microsoft yolculuğunda göreceğiz. Bu haftanın yine bir önemli başka konusu ise Nvidia'ydı. Nvidia etkinlik yaptı ve yeni ürünlerini tanıttı. Herkes bunu bekliyordu çünkü şimdi H100 isimli yapay zeka Çiplerinin yanı sıra yeni çipleri herkes bekliyor. Bakalım onlar ne olacak diye ve e, özellikle insansı robotlara odaklanan yapay zeka platform ve çiplerini tanıttılar e, ve fiyatları da gerçekten dudak uçuk, uçuklatıyor derler ya kesinlikle öyle bu yapay zeka çipleri e, çok pahalı. Şimdi... İnsansı robotlar dedim. İnsansı robotları daha insansı yapacak yapay zeka platformunu duyurdu. Bununla beraber e, tabii çipini de duyurdu. Bu e, platformun adı Marvel karakterlerinden e, biri olan Groot'a benziyor. GR00T yani aslında bak, okuduğunuzda Groot isimli okunuyor. Groot adlı bir platform e, ve bu platform daha akıllı robotlar doğuracak. E, bu yıllık geliştirici konferansında yaptığı duyuruda ayrıca e, iki tane robot da çıkardı. E, birinin ismi Orange e, isimli bir robottu. Böyle iki ufak robot çıktı sahneye e, ve onlarla beraber e, bunun duyur, duyurusunu yaptı. E, bu e, şöyle yeni platformla beraber robot ve yapay zekaya güç verecek bir bilgisayar sistemi olacak. Bu bilgisayar sistemi üretken yapay zeka ve diğer... E, araçlarında aslında oluşumuna sağlayan bir yazılımı da içerisinde barındıracak. Üretken yapay zekanın aslında insansı robotlara eklendiğini son birkaç yıldır izliyoruz. Özellikle son birkaç aydır işte figür figür biri konuşuyoruz. Şekil bir geçtiğimiz hafta figür isimli bir robottan konuştuk. OpenAI işte yatırım yapıyor. BMW'nin Amerika'daki tesisinde çalışmaya başlayacak diye. Onun gibi pek çok farklı robot var. İşte Agility Robotics var, Eptronic var, Boston Dynamics var. Eptronic'ten bugün bahsedeceğim. Gibi farklı işte robotik şirketlerinin de aslında beyinleri, o robotların beyinleri için, zekaları için, hem de bir yandan hareket kabiliyetleri daha akıcı olması için, işte daha gelişmiş bir ayrıca robot, çipi tanıttılar e, ve o çipin de e, fiyatı 30 bin ile e, 40 bin dolar civarında olduğunu söylüyorlar. O çipin adı da Blackwell AI isimli çip. E, bu çipe baktığımızda e, H100 isimli bir önceki çipe göre e, neredeyse hani sadece 4 petaflop e, olan yapay zeka platform e, yapay zeka performansı H100'deki performansa baktığımızda şimdi bu Blackwell yapay zekasıyla 20 petaflop seviyesine çıkmış ve böylelikle 30 kat daha fazla performans sunuyor ve bir yandan da H100'e göre de maliyeti ve enerji tüketimi 25 kata kadar da azalmış. Bunun dışında sadece hani insansı robotları bir yandan güç verecek yapay zeka platformu ve çiplerinin dışında ayrıca yapay zekalı NPC'ler için de bir dev bir adım atıyor Nvidia ve oyun dünyasında da bir devrim yaratıyor. Nedir peki onlar? Şimdi bir süredir oynanamayan karakterlere üretken yapay zeka eklemek için çalışıyor Nvidia ve bu kapsamda da Ubisoft'la yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Ee, ve bununla beraber de bu işbirliğiyle beraber de NPC'lerin e, günümüz oyunlarına geleceğini e, söylediler. Ubisoft Nvidia'nın Avatar Cloud Engine teknolojisini kullanarak ve in-world AI'dan yardım alarak yeni neo NPC'lerin oluşturulmasına yardımcı oluyor ve böylelikle de hani artık farklı farklı e, oyunlarda oyun karakterlerini hem seslendirmek hem canlandırmak, diyalog oluşturmak ve bir yandan da yapay zeka ile beraber de e, dijital insanlarla beraber oynayan insanların etkileşimi etkileşime girdiğini göreceğiz. Aslında bu yeni e, hem ortaklıkla hem de yeni e, platformla beraber. Gerçek zamanlı olarak etkileşime girmeye başlayacağız ve farklı oyun sonuçlarına da yol açmasına sebep olacak. Yani çok daha bağımsız bir şekilde aslında oyunlar oynanabilecek diyebiliriz. Bir yandan Audio Two-Face teknolojisiyle beraber de oyun karakterlerine dudak senkronizasyonu ekleniyor. İşte İngilizce, Çince veya başka bir dilde konuşurken doğru dudak hareketleri yapacaklar. Yine yüz mimikleri de Audio Two-Face ile oluşturulacak ve bununla beraber de ayrıca yayınlanan videolarda ve demolarda da deneyenlerin söylediğine göre de bu Neo NPC'lerin oyuncularla, çevreyle ve diğer oyun içi karakterlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girdiğini söylüyorlar ve bunun da çok daha oynadığınız oyunu daha gerçekçi kılan bir deneyim sunmanıza sebebiyet verdiğini söylüyorlar. Bunların dışında bir yandan da şimdi Nvidia bu çipleri ve bu platformları oluştururken farklı Şirketleri de e, kullanıyor yani aslında beraber çalışıyor diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi TMC yani TSMC isimli e, Tayvandaki şirket. Bu şirkette ayrıca çip üretimi yapan bir şirket e, ve özellikle işte bu çiplerin artmasıyla beraber TSMC de kendi tesisini büyütmeye karar verdi ve bunun için de 16 milyar dolarlık bir yatırım yapıyorlar e, ve bu yaptıkları yatırım e, özellikle yapay zeka çiplerinin üretimi için kovos isimli bir teknoloji var ve o teknolojiye e, yatırım yapıyorlar. E, bu da e, özellikle yapay zeka endüstrisinin itici gücü olan yapay zeka hızlandırıcılarının üretiminde e, kaynaklar hayati bir önem taşıyor ve TSMC de paketleme teknolojisi olan Kovos'a olan talep gittikçe arttığını gördüğü için de özellikle bu konuda yatırım yapacağını açıkladı. Herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşamamak ve yaşatmamak için de mevcut tesislerini büyütmeye karar verdiler. Bunun için de büyük bir e, yatırım yapacaklar e, 500 milyar Tayvan doları 15.9 milyar Amerikan doları tutarında da e, bir yatırım yapacaklar 2024 yılı sonuna kadar da 44 bin birime e, ulaşmasını bekliyorlar aylık üretimin e, dolayısıyla bu son olarak hani son gelişmeyle birlikte bu sayının önümüzdeki aylarda da artmasını bekleyebiliriz. Şimdi işte halihazırda hazırda Nvidia'nın bu Blackwell e, GPU ve çipleriyle beraber de yapay zeka hızlandırıcılarının çıkış günleri de çıkış tarihleri de çok daha önemli olacak. Dolayısıyla e, TSMC'nin yani TMC'nin de e, bu konuda kendi donanımını da yükseltmesi tabii ki gerekiyor ki e, bir yandan çok fazla talep var. Onları da karşılayabilsinler. Sadece Nvidia'nın e, burada bir harekete geçmesi yeterli olmayacak. Elon Musk'a gelelim. Elon Musk'ın yapay zekası Grok açık kaynaklı oldu. İlan Musk'ın kurduğu yapay zeka şirketinin ilk ürünü Grok ve çok kısa bir sürede de hemen açık kaynaklı hale kendisini getirdi ve GitHub'ta da paylaştılar. Neden peki açık kaynaklı hale geliyor? Şimdi hem bu alana ilgi gösteren geliştiricilere önemli bir kaynak sunulmuş olacak hem de modelin geliştirilmesi süreci. Aslında hızlanmış olacak. XAI e, asıl çatı firmasının ismi bu Grok'un e, şimdilik halen küçük bir şirket konumunda. OpenAI, Meta ya da Google gibi e, hani rakiplere baktığımız zaman e, rekabet etmesi için e, biraz daha e, konuda aslında işte çalışma yapması gerekiyor gibi gözüküyor. Hani diğerleri daha böyle multimodal. E, yapay zekalar üzerine çalışırken şimdi e, Grok daha şimdi e, sohbet robotu e, olarak sohbet botu olarak karşımıza çıkıyor. E, ama bir yandan da e, özellikle Twitter'dan da eğitildiği için e, daha esprili olması, daha fazla bilgiye sahip olması ve güncel olmasıyla da ayrıca ama dikkatler üzerine tabii ki çekiyor. Daha açık kaynak olmasıyla beraber de gelişim hızı, hızı da e, daha fazla muhtemelen e, olacaktır. Şimdi diğer açık kaynaklı e, yapay zekalara baktığımızda mesela Mistral ve Falcon tamamen açık kaynaklı ama baktığımızda e, o mesela tam açık kaynaklı değil e, bir yandan bakıyoruz zaten e, kendi ürünleri açık kaynaklı değil hatta bu yüzden de bir dava açacağını e, Elon Musk dile getirmişti bakalım o konuda daha, daha herhangi bir gelişme olmadı ama e, groka baktığımızda çok kısa bir zamanda çok hızlı ilerlediğini de söyleyebiliriz Çünkü Kasım 2023 tarihinde Groku yayınlamıştı son 4 ay içerisinde de çok hızlı bir şekilde Aslında kendisini piyasaya sürdü Bu anlamda da ee, önemli bir gelişme. Burada da muhtemelen Elon Musk hız kesmeyecektir diye e, düşünüyorum. Apple'da da önemli gelişmeler var. Apple'da yapay zekayı bu sene kendine entegre ediyor. Ee, Kanadalı bir şirket satın aldı. Darwin AI isimli bir e, yapay zeka şirketi ve bu şirketle beraber de aslında yapmak istediği özellikle iOS 18'de büyük yapay zeka güncellemeleri gelecek. İlk etapta Siri ve Spotlight aramasında yapay zekayı göreceğiz. Sonra işte hem telefonlarda hem Mac OS 15 yani yeni bilgisayar işletim sisteminde de yine yapay zeka ürünlerini Apple'ın bu yeni satın alımıyla beraber farklı alanlarda görüyor olacağız. Apple bu arada ayrıca görselleri yorumlayıp nesneleri sayabilen bir yapay zeka modeli geliştirdi. Üretken yapay zekada biraz geç kalmış gibi görünse de hem görüntü hem de metin verilerini yorumlayabilen çok modlu bir büyük dil modeli olan MM1 yani MM1 isimli bir yapay zeka modelini tanıttı. Hem metin hem de görsel bilgileri e, sorunsuz bir şekilde entegre edebilen bir büyük e, dil modellerini eğitebilen yeni bir yöntem bu. E, Apple MM1 olarak belirtilen model 30 milyara kadar parametre içeren çok modlu modeller dünyasına adım atıyor diyebiliriz. E, çok modlu büyük dil modelleri, e, büyük dil modelleri arasında e, fark var. Yani MLLM ve LLM arasında farklar var. Artık gelişmiş güncel yapay zekalar çok modlu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla mesela ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotları sadece metinsel girdi kabul ederken Apple'ın bu MMM1 veya Gemini ya da Copilot gibi yapay zekalarda metinlerle birlikte görsel ve ses içeriklerini işleyebiliyorlar. Nesneleri sayabiliyor, görüntülerin parçalarını tanımlayabiliyor, temel matematiksel işlevleri yerine getirebiliyor. Bu Apple'ın MM1'i. Ee, ama sadece bir araştırmadan ibaret şu anda. Herhangi bir şekilde somut bir ürün yok. Apple'ın yapay zeka hani araştırmalarını biliyoruz, onun haberlerini takip ediyoruz. Ama bir demo bile bununla ilgili yayınlanmadı. Sadece bir araştırma olarak e, bunu yayınlamışlar. E, ama muhtemelen hani ileriki günlerde e, bunun da e, farklı bir şekilde farklı bir yapay zeka olarak Apple ürünlerinde de e, entegre olduğunu muhtemelen yakın zamanda da ayrıca göreceğiz. Sadece Amerika ya da Batı bu konuda çalışmıyor. Çin de çok büyük e, girişimlerde bulunuyor yapay zeka ile beraber. Bir yandan e, Suudi Arabistan ve Orta Doğu'da çok fazla yapay zekaya ve yapay zekanın çevresindeki konulara yatırım yapıyorlar. Öyle ki Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar yatırım yapacağını e, açıkladı e, ve Orta Doğu e, aslında yat, yapay zeka endüstrisi konusunda en büyük oyunculardan biri olmak istiyor. Bunu görüyoruz. E, yeni bir Silikon Vadisi doğuyor diyebiliriz. E, New York Times'ın haberi bu. E, Suudi Arabistan hükümeti yapay zeka yatırım yapmak için e, yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor ve ve bu fonu oluştururken de Andreessen Horowitz gibi ve farklı e, finansörlerin de buraya yatırım yapacağını e, söylüyorlar. Tabii yapay zeka tarafında şimdi baktığımız zaman e, Birleşik Arap Emirliği de ayrıca e, farklı Fonlar ve farklı fonlarla beraber işte Sam Altman ya da işte Sam Altman gibi tanıdığımız teknoloji öncüleriyle beraber işbirliği yapma peşindeler. Aynı şekilde Suudi Arabistan'ın da burada yatırımlar yapıp işte onların da hem yapay zeka üretmek hem de onların üretim sürecindeki işte o çipleri üretmek gibi farklı yatırımlar yapmak istediğini görüyoruz. Aptronik'ten bahsedeceğim demiştim. Abtronic'in insansı bir robotu var Apollo isimli. Bu firma da Amerikalı bir firma e, ve Mercedes'te işe başlayacak bu Apollo isimli e, insansı humanoid robot. Daha önce BMW'nin e, tesisinde Figür birin e, çalışacağını görmüştük. Şimdi ise e, bir benzer ortaklıkta. E, otomotiv devi Mercedes-Benz'den geliyor ve Austin Üniversitesi'nden çıkan bu insansı robot girişimi Uptronic'le beraber bir ortaklık kurduğunu duyurdular. Bu aslında daha fazla tesislerde insansı robotları görmeye başlayacağımızın bir göstergesi. E, ve bu anlamda da bu otomotiv markalarının aslında teknolojiyi benimsediğini bir yandan görüyoruz. Bir yandan da e, işte onların tesislerinde de bu insansı robotların denendiğini ve kullanıldığını e, Nihai olarak hani gitgide daha iyi hale gelmesi için de bir e, deney merkezi olduğunu da burada aslında görmüş oluyoruz. Arabalardan bahsetmişken e, Xiaomi markasını daha çok e, telefonlarıyla ya da farklı e, ev ürünleriyle, ev aletleriyle tanıyoruz. E, elektrikli SU7 isimli e, ilk elektrikli sedanını teslim etmeye başladı bayilere. Çinli markanın bu SU-7 isimli ilk elektrikli arabasının fiyatları ve donanım paketleri Mart ayı sonunda belli olacak. Ama buradaki önemli konu aslında hani donanımdan ziyade ki 668 kilometre menzil sunuyorlar. Hiç fena değil. Aslında bir yandan bu teknoloji devinin ilk defa bir araba yapıyor olması aslında burada önemli olan tıpkı Apple'ın hikayesi gibi ama Apple o konuda e, adım atmayacağını dile getirdi ama Xiaomi'nin burada e, risk alıp bu konuda ilerlediğini görüyoruz. Bir diğer haberlerden bir tanesi de bu hafta Elon Musk X'te kendi platformunda bir video paylaştı ve beyin çipi takılan hasta'nın sadece düşünerek satranç oynadığını gösterdi. E, 29 yaşındaki Nolan Arbo isimli e, i̇lk insan deneyi Neuralink'in omuzlarının aşağısı e, maalesef e, işlevsiz e, bir dalış kazası yaşamış ve ondan sonra da 8 aydır e, felçmiş kendisi e, ve Neuralink isimli e, şirket geçtiğimiz ay e, beynine bir çip implante etmişti. Ee, ve bu çiple beraber e, bu beyin bilgisayar arayüzü sistemiyle birlikte hiç hareket etmeden sadece beyin dalgalarıyla beraber e, be e, bilgisayarda hem işte ilk önce fareyi oynatabildi şimdi ise e, satranç oynamaya e, başladığını gösterdiler. Hatta öyle ki e, Arbo 8 saat boyunca aralıksız olarak çok sevdiği Civilization 6'yı oynadığını da aktarmış. Bununla beraber de aslında bir yandan da engeller yaşayan insanlar için çok büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz. Neuralink şirketi 2016'da kurulmuştu ve o zamandan beridir de hem işte bu konuda çalışıyorlardı ama ilk defa bir insan üzerinde bir deney yapabildiler. Bu anlamda çok çok önemli ve şu anda da o kişinin iyi olduğunu işte bir gün sonra bu ameliyattan sonra taburcu olduğunu, hiçbir bilgisayar bozukluğunun olmadığını ve bununla beraber de hayatı aslında bilgisayarlarla dönebildiğini görüyoruz. Bu da kesinlikle çok umut vaat edici Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine karbondioksit seviyesine bakacağız. Geçtiğimiz hafta 10-16 Mart haftasında karbondioksit seviyesinin 425.74 ppm olduğunu görüyoruz. 430 ppm'e çok yaklaştık. Bu da ne demek? 430 ppm dünya atmosferinin ortalama 1.5 derece ısınacağı anlamına geliyor. 450'ye vardığımızda ise dünya atmosferinin 2 derece ısınacağını biliyoruz. bunu da her hafta hatırlatıyoruz. çünkü hani gitgide 430'a daha fazla yaklaştık. Bu sene de ee, geçtiğimiz sene gibi bir derecenin üzerinde bitirmeyiz. Hatta umarım bu sene biraz daha hani yavaş yavaş geriye gitmeye e, umarım bu sayı biraz başlar diye de her hafta hatırlatmaya gayret ediyoruz. Evet bu haftada TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programı sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.